Ne saçma sapan şeyler yazıyor ya. Arkadaşlar merhaba. Karım hamileliğin ilk ayından itibaren ona dokunmama izin vermiyor. Elini bile sıkamıyorum, bağırıyor. Aynen benim de. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bir şeyler önerirseniz çok mutlu olurum. Ne önermişler? Ta ucu dokunma terapisti. Neymiş ki bu? Gezegenlerin ve yıldızların dizilimi hamile kadınlar üzerinde dolunay... Evet. Evet, bak bu önemli. Ha, demek iyi geliyormuş. Tamam Ayşe, ben senin ilacını buldum. Bu muydu Kerem, bu muydu? Dokunma terapisine mi getirdin bizi? Ne işimiz var bizim burada? Şimdi şu işimiz var Ayşe'cim. Ayşe'cim mi? Gıcık gıcık Ayşe'cim deme Kerem. Ayşe'cim ne? Ayşe'yim ben, Ayşe. Çocuğumun annesi. Onu sakın söyleme. Onu hiç söyleme. O zaman dinle. Eğer hamileliğin süresince sana dokunamayacaksam... Hı. ...bebeğe de dokunamam. Nasıl ki 0-3 yaş çok önemli, anne karnı da önemli. Bebek babasını da hissetmeli. Vallahi öldüreceğim kendimi ya. Öyle konuşmuyoruz. Neden? Çünkü bebek duyar. Ben bunları araştırdım. Bebekler böyle zehir gibi olur bu yaşta. Oo, şimdiden o bayağı kelime biliyordur. Sözlerimize dikkat edelim. Sözlerimize dikkat edelim. Neyimize dikkat edelim Kerem? Ne dedim ben şimdi? Biraz metanetli ol biraderim. Normal bunlar. Normal, normal, normal. Tabii ben biliyorum, normal. Efendim, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Babacı her yerden çıkıyor mu? Çok marifetli adam. Aman, sizinle tekrar görüşmek ne güzel. Efendim, Kerem Bey'le Ayşe Hanım'la ahbaplığımız çok eskiye dayanır. Tabii canım, bayağı eski ya. 3-5 ayımız vardır. Efendim, hepiniz Ayşe Hanım'ın ne kadar gergin olduğunu, böyle pasif agresif davranışlarını ve sürekli savunmada olduğunu fark etmişsinizdir. Tıpkı diğer anne adaylarımız gibi. Efendim, hiç kimse merak etmesin. Dokunma terapimiz sona erdiğinde buradaki çiftlerin hepsindeki ten uyumu maksimum olacak. Böylece rahat rahat dokunabileceksiniz. Ay bu sen şuna bak Allah aşkına, şuna bak nasıl minim minnacık bir şey. Bir bak ne olur ne olur bak Allah aşkına, bir bak nasıl güzel değil mi? Ay seni tatlı şey, seni tatlı şey seni. Evet ya, domates görüyorum ya, da Allah Allah ya. Ya şimdi dur bakalım burayı, tamam mı? Sonra seni yiyeceğim. Günaydın, afiyet olsun. Günaydın, günaydın, günaydın. baba. Babacığım, şimdi... Demet kızım, şeye baksana, Kerem'e hala odasında mı, kalkmamış mı? Kerem Bey erkenden çıktı efendim. Allah Allah. Ya bu çocuklar bu habere sevinmediler mi ya? Ay! Samet! Efendim? Ay Samet, bak şuna bak, bak Hülya, bak Allah aşkına. Şu domatesin güzelliğine bak. Ay, yerim seni. Afiyet olsun Yelda ablacığım, afiyet olsun. Ay, ay, ay. Samet, söyle vallahi çığlık atarım ha. Söylüyorum. Baba. Baba biz boşanıyoruz. Allah Allah ya. Ben acaba Kerem'in yanında daha mı fazla kalmalıydım, onunla ilgilenmeliydim? Bu çocuklar bu bebeği istemiyorlarsa... Eyvah. Ay Muhsin. Muhsin duydun mu ne diyorlar? Duydum Yelda, duydum, duydum. Sen kahvaltına devam et hadi. Ben de kalkayım, hadi bakalım. Şimdi... Ay Samet, bir daha söyle. Baba, biz boşanıyoruz. Ya evladım, bırakın çocuk gibi şaka yapmayı Allah'ını seversen. Zaten kardeşinle uğraşıyorum, ne yaptığı belli değil. Bırakın şaka yapmayı ya. Hadi ben odamdayım, doydum. Hadi güle güle. Güle güle, görüşürüz hadi. Skandal. Nesi şaka bunun ya?
Samet sen bunu gülerek mi söyledin? Bak vallahi o mimiklerini kopartırım seninle. Sultanım vallahi gülmedim işte gördün söyledim. Ayol siz böyle bu ne boşanması böyle? Siz böyle 100 yıllık kapısınız ayol size ayrı ayrı. Kim ne yapsın? Kim ne yapsın Allah aşkına? Ne yapsın mesela sen tek başına ne yapsın mesela? Seni ne yapsın mesela değil mi? Hadi afiyet olsun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Benim sorun ten uyumu falan değil hocam. Gıdıklanıyorum. Gıdıklamıyorum efendim. Dokunuyorum. Parmaklarım naifse bu benim suçum. Bakın bu parmakların ne suçu var? Kainatın tüm terapistleri gelse yine dokunmam ben buna. Gıdıklanıyorum. Gıdıklanmıyorum efendim. Bakın. Sakın, sakın dokunma bana. Ayşe görüyor musun ne dertler var? Neyse. Hepinizi dinledik. Teşekkür ediyorum. Hayır hayır. Ayşe'nin sırası. Onu dinlemedik. Siz benim gözümde o kadar okey bir çiftsiniz ki unutmuşum efendim. Haklısınız. Neyse şöyle tamam buyurun ortaya gelin. Hem diğer arkadaşlara örnek olursunuz. Buyurun. Hadi hadi. Hocam ya siz de bizde kafayı bozdunuz ha. Yok ben kalkmam. Gel gel gel. Gel. Evet. Ayşe'ciğim. Seni biraz hamilelik agresifleştirmiş mi ne? Ne alakası var hocam? Katil olacağım. Katil. Evet. Dokunmak. Şefkatin, tesellinin, güvenin, dostluğun ve arzunun eylemi. Bir insanın sevdiği birine teması. Bir kelebeğin kanat çırpması. Ayşe'ye afaganlar basması. Kerem'in her şeyi çözecek olması, Ayşe'nin hiç merak etmemesi. Efendim, bebekler daha anne karnında her şeyi duydukları gibi... ...biliyorum, duyuyor. Ebeveynlerinin arasında bir ten temasının olmadığını da duyarlar. Bebekler hissederler. Ayşe Hanım... Tıpkı şu an karnınızdaki bebeğin babasının ne denli anlayışlı bir insan olduğunu hissettiği gibi. Demek ki bebeğim yanlış hissediyor. Bebekler her şeyi hissetmezler. Ayşe haksız değil aslında. Ben eskiden çok bencildim. Anlayışsızdım. Anlayışsızdım, doğru. Ama eğer biz bu bebeği birlikte büyüteceksek, ona iyi ahlakı öğreteceksek... ...önce bizim öğrenmemiz lazım. Şimdi de tribünleri oynamayı öğretiyorsun. Sevgiyi, şefkati ve dostluğu öğretiyor Ayşe'ciğim. Hadi ne yapacaksak yapalım. Hadi gidelim. Seni biraz sabırsız görüyorum Ayşe'ciğim. Evet efendim şimdi sizden birbirinize dokunmanızı istiyorum. Ne? Çekilmeyin dokunun dokunun. İşte bu. Hadi gidelim. Yaptık, bitti, oldu. Ama sen yapmadın. Hayır, o yapmadı. Evet. Onun da sırası var. Ayşe'cim seni biraz nazlı da görüyorum aynı zamanda. Hazırım, hazırım. Dokunuyoruz mu? Tamam. Hazır mısın? Bitti. Hadi gidelim. Ama bir dakika. Bir dakika Ayşe'cim. Seni bugün bir hayli böyle... ...ruhsuz, isteksiz, bir hayli tutuk görüyorum. Anladım hocam, anladım, anladım. Ne yapıyoruz, ne yapayım o zaman? Efendim merak etmeyin. Bizde çare tükenmez. Şimdi yeni uygulamamıza geçiyoruz. Oyunun o tedavi edici gücünden faydalanacağız. Oo. Ne yapıyoruz bununla? Ne diyorum? Ha. Takıyorum. Güzel. Ayşe'cim şimdi senden o biraz önce elimde görmüş olduğun mendili
ben Kerem Bey'in vücudunda bir yere saklamış bulunuyorum. O mendili bulmanı istiyorum senden. Sakladım derken? Gözlerinin kapalı olduğunu düşünecek olursak yani. Değil mi? Evet Kerem'ciğim sen de bu arada lütfen gözlerini kapa ve Ayşe Hanım'ı o mendili bulması için o yere beden enerjine yönlendir. Bugünkü çalışmamız da böylece sona ermiş buluyor. Ayşe'cim, bak nasıl da pamuk gibi oldun. Ne geldi benim başıma ya?